Hepinize merhaba arkadaşlar, ben Zeynep Erilakçı. Bugün Scratch'ten bir sayı tahmini oyunu yapacağız. O zaman başlayalım. Gördüğünüz gibi ekranı açtığımızda bir kedi geliyor. Bunu silelim ve karakterlere girelim. Karakterlerden ben fantezi bölümünden mesela Pico'yu seçeceğim. Pico'yu şöyle köşeye alalım. Ondan sonra dekorlar kısmından da ona uygun bir sahne alabiliriz. Mesela bu sahne güzel olabilir. Pico burada. O zaman şimdi bloklara geçelim. Olaylar kısmından tıklandığını alıyoruz. Ondan sonra da değişkenler kısmından bir değişken oluşturacağız. Değişkenimiz adı tutulan sayı olacak. Şimdi değişkenimizi şey yapacağız. Bunu alacağız ve içine tutulan sayı olanı gireceğiz. Ondan sonra operatörler kısmından 1 ile 10 arasında rastgele bir sayı seç kısmına gireceğiz. Buradan bunu 100 yapacağız. Şöyle biraz daha sağlayalım. Ondan sonra algılama kısmından şu kısmı alacağız. Ondan sonra buradan mesela yazı olarak 1 ile 1 arasında bir sayı tuttum. Yazacağız. Ama siz başka bir yazıda yazabilirsiniz. Ondan sonra kontrol kısmından sürekli tekrarla alacağız. İçine eğer ise ekleyeceğiz. Bu eğer ise'yi 3 defa daha kullanacağız. Ama bunu ilk olarak gösterelim. Ben operatörler kısmından eşittir kısmını seçeceğiz. Buradaki sayının önemi yok. İçine blok koyabiliriz. Şimdi algılama kısmından cevap kısmını alacağız. Ama bunu göstermek zorunda değiliz. Bunu hemen içine koyalım. Ondan sonra bir de tutulan sayı bloğumuza gelelim. Bunu da içine ekleyeceğiz. Bunu da gösterilmesine gerek yok. Zaten gösterilirse tüm oyun amacı bozulur. Bundan sonra görünüm kısmına geleceğiz. Bu bloğu alacağız ve içine tebrikler, doğru bildin yazabiliriz. Bildin yazalım. Evet. Ondan sonra eğer ise'yi tekrarlayacağız. Hemen kontrol kısmından girelim. Ve şuradan eğer ise'yi ayarlayalım. Tekrar operatörler kısmından yine bunları yapacağız ama sadece işaretler farklı olacak. Bunun için de küçüktür işaretini alalım. Küçüktür. Tekrar cevapla tutulan sayıyı alacağız. Hemen yapalım o zaman. Cevap. Tutulan sayı. Ama bu sefer içine farklı bir yazı yazacağız. Farklı bir blok kullanacağız. Algılama kısmından bir blok kullanacağız bu sefer de. İçine daha büyük yazacağız. Ondan sonra tekrar bir eğer ise alacağız. Yine aynı blokları kullanacağız diyebiliriz. Eğer ise operatörlerden bu sefer de büyüktür işaretini kullanacağız. Yine cevap bloğunu alıyoruz. Tutulan sayı bloğu. Bu sefer de yine algılama kısmından
Bu bloğu aldık. İçine bu sefer de daha küçük yazacağız. Küçük yazdık. Evet. Ve şu anda bitmiş bulunuyor tüm kodlar. Bakalım çalışacak mı? Hemen başlatalım. Mesela 50 diyelim. Daha büyük. 60. Daha küçük o zaman 55. Daha küçük 52. Daha büyük 53. Ve gördüğünüz gibi tebrikler, doğru bildin diyor. İşte bu da bu kadar sürdü. Büyük ekranda da alim.